tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, Brooklyn'de 7-11, 7-11 çok hızlı başladı. Durant ve Irving'li Nets, Warriors'ı 125-99 gibi inanılmaz bir skorla domine etti. Brooklyn'den nasıl bir sinyal aldınız? Bu Warriors'ın kötülüğünden miydi yoksa Brooklyn'in muhteşem performansından mıydı? Ve de Harden dedikoduları geçiyor. Sizce Brooklyn'e Harden gerekli mi bu performansı gördükten sonra? Yani Harden dün listeye iki takım daha ekledi. Herhalde bir hafta sonra ne bileyim işte belki Timberwolves'la bir takım daha hariç. Şey olacak Murat abi, bütün listeyi alacak. Houston çizecek üstünü, alın ben alın listem diyecek sonunda. Euroleague takımları da koyabilir artık yani takım kalmayacak ama ya Harden şimdi apayrı bir konu. Philadelphia'yı izledikten sonra onların Harden'a daha fazla ihtiyacı olduğu %100 ortaya çıkıyor. Hatta yani ben Daryl Morey'nin çok da fazla bekleyeceğini zannetmiyorum. O şimdi biraz şey için bekliyor. Houston'un istediği şey tabii biraz aşağı insin diye bekliyor. Ama yani şimdi tabii süper yıldız liginde üçüncü bir süper yıldız eğer üçü de uyum içinde oynayabiliyorsa ve o onlar belki soyunma odasında ortamı rahatsız edebilir ama üçü bir arada sahada oynadığı zaman o güç soyunma odasında yaratacakları problemi örtbas eder. Ama şimdi Kevin Durant, Harden, Kyrie. Yani burada Paul George veya Kawhi Leonard değil bunlardan bir tanesi. Şimdi Durant gayet iyi gözüktü. Yani belki böyle giderse NBA tarihinde Aşil Tendon'dan en iyi dönen, yani Dominic Wilkins'ı da geçip en iyi dönen oyuncu olacak. Şimdi öyle olduğu takdirde de eskiden yani ligin en önemli 3 oyuncusundan biriyken şimdi en kötü ihtimal 5 oyuncusundan biri olur. Şimdi ondan git köşede bekle Harden sana pas verecek gibi bir şey bekleyemezsin. Kyrie zaten fokur fokur, ne zaman ne yapacağı belli değil. Şimdi burada eğer diğer geçmiş yıldızlar ki Caris LeVert'te bu ışığı gördük. Yeni rollerini benimserlerse biz hakikaten doğudan çıkabiliriz inancıyla bence Harden'a gerek yok. Yani LeVert Manu Ginobili rolünü yaparsa o San Antonio takımlarında bench'ten gelip işte ne bileyim 18-15 o gün ne gerekiyorsa üretebilirse tabii yani burada başka da önemli silahlar var. Şütörler var. Oyuna yön verenler var. Blokçular var. Yani bence çok uyum sağlandığı takdirde ve iki süper yıldız şey yapmazsa Twitter'da birbirini yemezse güzel bir takım olurlar. Çünkü ben Durant'ın sakatlıktan yani olumsuz etkileneceğine dair bir şey görmedim yani. Tabii kesinlikle Durant yani böyle bir sakatlıktan dönen oyuncularda genelde aynı hareketi, o aşil koptuğu hareketi yapıyor mu? O tarafı ne kadar kullanıyor? Bir şey var mı yani? Üzerine bir korku var mı diye bakmak gerekiyor. Hiç öyle bir korkuyla veya bir çekinceyle oynamadı. Sakatlık öncesi Durant gibi zaten topu çok ihtiyacı olan bir oyuncu değil. Zaten onu bu kadar özel yapan işlerden biri de topa domine etmeden 25-30 ne gerekiyorsa veya ne istiyorsa atabilen bir oyuncu olması. Bu maçta da aynen eski Durant'i gördük. 25 dakika oynamış. Enteresan bir şey Murat abi. İkisi de, Kyrie de, Kevin Durant de, evet. 25 dakika oynuyor. İkisi de 16 şut kullanıyor. Yani aralarındaki paylaşımda da yani Westbrook'la Durant'in yaşadığı, Westbrook daha fazla şut atıyor, daha fazla dakika alıyor dinamiği birinci maçta yoktu.
Kyrie de zaten öyle bir şey yok. Yani ben daha çok şut atayım ama takılacağını zannetmiyorum. O çok daha farklı şeylere farklı şekillerde takılıyor. Yani anlamak güç oluyor. Ama her ikisi de çok efficient, çok isabetli şekilde sayı buldu. İşte biri 22 attı, diğeri 26 attı. İkisi de işini ve onlardan bekleneni yaptı. Bence burada Nets'i farklı kılan bu iki süper yıldızın katılmasıyla bir anda NBA'nin en derin takımı haline geldi Brooklyn Nets. Çünkü baktığınızda ilk 5'e işte Dinwiddie, Harris ve DeAndre Jordan'la başlıyor. DeAndre Jordan zaten yılların bildiğimiz gibi potayı korur, rebound alır, potanın ucunda da bitirir. Başka bir görevi yoktur. Dinwiddie skorer bir guard olarak Kyrie'nin i̇şte yokluğunda. Onun rolü çok önemli ve o rolü benimsemesi. Yani bence o çok doğru söyledin, derinlik şeyini. Yani zaten DeAndre Jordan kanka kontenjanından. Orada Jared Allen daha şey olacaktır. Ama yani Joe Harris de müthiş bir şutör ilk 5'te. Arkadan gelen de siz bahsettiniz zaten, bu Steve Nash'in söylediği bir şeydi. Bizim bir Ginobili'ye ihtiyacımız var diye. LaVert o rolü almış ve yani üzerine koymuş. 20 sayı, 9 rebound, 5 asist. Muazzam, belki de maçın adamı seçilecek performansı var. Bahsettiğiniz Jared Allen, Jeff Green gibi bir tecrübeli bir isim daha var orada. İşte Shamit geldi. Landry Shamit bir şutördür. Şutör eksikliği olduğu zaman. Baktığınızda bana bu biraz 2014 Golden State Warriors vardı Murat abi. İlk 5 çıkardı, yedekler girerdi, fark açılırdı. Çünkü yedekler ikinci 5'ten çok daha iyi bir kadro olarak girerdi. Nets'in şu anda böyle bir avantajı var gibi gözüküyor. Evet. Nets. Yum çok önemli. Sağlarlarsa, sakatlık olmazsa hiç Harden'a falan ihtiyaç yok yani bence. Bence ben de kesinlikle ona katılıyorum. Yani doğuya baktığım zaman sakatlık olmaması tabii ve Kyrie ve Kevin Durant'in psikolojik olarak belli bir seviyede kalmasıyla diyeyim, sorun çıkarmamasıyla bence çok önemli silahlara sahip, çok önemli bir takım görüntüsü çizdi. Durant'i böyle görmek zaten herkesin kafasında net korkulacak bir takım damgasını vurdurdu. Hakikaten izlemesi de çok keyifli. Warriors tabii ki eski Warriors değil. Klay yoktu, Draymond yoktu. Steph Curry tek başınaydı ve yanındaki parçalar üçlük atamayan parçalar olduğu için aynı basketbol oynamaya çalışınca çok fark oldu. Ya orada iki sıkıntı var. Yani bu takımın oynayacağı basketbol bizim bildiğimiz Warriors basketbolu olamaz. Olamaz. Olmaya zaten çalışırsa kazanamazlar zaten. İkisi de yani bu takımın Draymond Green'e çok ihtiyacı var. Yani evet. Savunma olsun. Topa yön verme olsun hücumda. Yön verme olsun. Liderlik olsun. Yani hakikaten ilk maçta o çok net gözüktü. Ha, şimdi Wiggins ve Oubre ikisi nasıl uyum içinde olacak? O da benim dikkatimi çekti. Yani oynadıkları basketbolun yanı sıra o ikisinin takıma uyumu ayrı, birbirine uyumu ayrı. Çünkü bu seneyi eğer yani radikal bir değişiklik yapmazsa Warriors yani Wiggins'i de takas edebilecekleri takım var mı bilmiyorum yani. Tabii açıkçası batıya baktığım zaman çok tehlikeli ve çok kompetitif bir batı görüyoruz. Birbirine çok yakın takımların olduğu. O yüzden Warriors'ın işi zor gibi gözüküyor ilk maçta verdiği performanstan. Kendini toparlaması gerekiyor. Veya Draymond Green'in hakikaten çok büyük fark yaratması gerekiyor. Burada Nets'te nasıl derinlik varsa Warriors'da derinlik olmadığını da biraz görüyoruz. Yani yedekten gelip bench'ten gelip katkı verecek isimlerin daha genç ve tecrübesiz isimler olması onlar için bir sıkıntı. Bakalım göreceğiz. Şampiyon sonuç olarak Warriors. Orada öyle bir DNA, bir kimlik var. Toparlayabilirler. Ama batıda diğer takımlara baktığınızda hakikaten bir Suns olsun. Çok iyi performans verdi. İşte zaten hep oralara oynayan takımlar var, işte Utah, Denver falan. Yeni takımların da eklenmesiyle Warriors'ın bu sene işi oldukça güç gibi gözüküyor. Yani Wiseman'ın iyi başlaması, iyi görünmesi. Evet, önemli.
şu açıdan önemli. Golden State basketboluna daha uygun ve Wiggins'i yollayabilecek bir paketin o esas ana parçası olabilir. Yani. Yani Wiggins, Wiseman ve draft pickler verilerek bir önemli parça eklenebilir mi sorusu. Yani ben öyle gördüm. Yani tamam evet. Tek maç Draymond çok erken, yok. Tabii, çok erken. Tabii. Yani Golden State değil sağdaki. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Diyelim ve bir sonraki konumuza geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.